Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba Sibel Hanım. Merhaba. Sibel'in karşılamasını biraz donuk buldum. Hoş geldin dedi ama sanki kendinde değil gibiydi. Hoş geldiniz hanımlar, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ederim, merhaba Kadir Bey. Merhabalar Çiğdem Hanım, hoş geldiniz hoş efendim. Bulduk. Çok da içten değildi. Donuk değildi. Sibel'in karşılaması gayet güzeldi. Nasılsınız, ne var ne yok? İyiyiz Allah'a şükür, sizi sormadım. Biz de iyiyiz hamdolsun. Alıştınız mı? Alıştık. Nasıl, İstanbul'u sevdiniz mi? Çok değil. Çok niye? Ya trafiği çok zor, ulaşım zor. Ondan bizim Konya'mıza istediğimiz yere yürüyerek. 5 dakikada her yere aynen varıyorsunuz. Aha, bizim aynen burada bir yerden bir yere gitmemiz saatlerimizi aynen alıyor işte. Sabah 5'te herkes ayakta burada. Ya mecbur anca yetişiyoruz. Aynen. Evet Sibel Hanımcığım, biraz böyle kendinizden bize bahseder misiniz? Sizi tanıyalım. Kırklareli merkezde yaşıyorum 15 yıldır. Evlendim, oraya yerleştim. Gelin olarak mı gittin oraya? Gelin değil aslında, eşim de İstanbul'daydı ama görevi orada olduğu için oraya yerleştik. Düğünden sonra hemen gittik. İki tane evladım var. Biri kız, biri erkek. Oh, Allah bahçesi. Yaşları nedir? Oğlum 12, kızım 6-7 olacak. Birinci sınıfa başladı. Orada yaşıyoruz. Emekliyim zaten. Eşiniz müdürdü galiba, evet, uzun evet, süredir. Evet, ortaokulda. Müdür eşiyim müdür artık. Evet. Sibel benim için heyecanlı bir rakip. Bir şeyler yapmaya çalışacak ama zannetmiyorum buradan şampiyon olarak çıkacağını düşünmüyorum. Peki Sibel Hanımcığım, şimdi özel bir durumunuz var. Evet. Ve bütün her şeyinizi kendiniz tek başınıza yapabiliyorsunuz. Evet. Çok güzel. İki tane de aslan gibi çocuk büyütmüşsünüz. Benim engelim doğuştan. Yani dünyaya böyle geldim. Her şeyi buna göre yaptığım için her şeye alışkınım. Yani normal insanlardan bir eksiğim olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hayatım boyunca böyle yaşadım. Her şeye böyle alıştım. Daha güçlü olmak zorundaydım ben. Bunun çok fazla etkisi var bende. Peki bir şey sormak istiyorum. Bu her konuda hepimizin başına gelen bir şey de. Akran zorbalığına maruz kaldınız mı? Tabii çok oldu. Çocukluk döneminde evet oldu ama ben çok anlamıyordum. Hatta kavga ediyordum falan. Ama sonra ergenlik dönemine girince o dönemde daha zor olmaya başladı. Tavırlar, bakışlar, sokakta yürürken. Ben o dönemi biraz sıkıntılı atlattım. Normal bir de şöyle böyle bir şey var. Çocuklar hem bir o kadar masum hem de bir o kadar acımasızlar. Çünkü anlamıyorlar. Çocuk aile öğretiyor ama. Aile evet öğrense ben şu an çocuklarıma bunların hepsini anlatıyorum. O büyük sıkıntıların hepsi benim için dönüm noktası oldu. Ve daha sık hayata bağlandım. Benim oğlum çocukken benim eşim de kısalık var ayağında. Kaldırımlara, birini kaldırımlara koyuyor, öyle yürüyor. Oğlum küçükken aynısını yapıyordu. Yani anne baba ne yaparsa aslında çocuklar karakteri oturana kadar onların izinden. Tabii en iyi profil aynı, anne babadır. Evet, kesinlikle. Baba, İlk eğitim çünkü anne babada başlıyor. Tabii. Daha sonra okul hayatında öğreniliyor birçok şey. Yaşamayı seviyorum ne olursa olsun. Çok kısa bir süremiz var. O yüzden her şey dolu dolu yaşamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Saygı duyması gerektiğini, bunun evet özel bir durum olduğunu, böyle biri gördüğünde evet yardım etmelisin. Aynen. Yani en azından destek olmalısın. Aman oğlum bak böyledir. Anlatılması lazım ama maalesef ki işte hem öyle bir eksiklik. Yani en azından öcü gibi bakılmaması lazım. Evet, o da çok zor o bir en, şey. En zor o bence. Yani, destekle olmasınlar ama öcü gibi bakmasınlar. Bazı insanlar hani böyle yardım etmeye çalışıyor. Aslında bazen o bile insana zarar evet veriyor. Ben istemiyorum mesela. Yani bu çünkü ben zaten her şeyimi yapabilen biriyim. Evet. Garip geliyor. Aslında iyi niyetle yaklaşıyorlar ama bazen evet bilmeden de kırabiliyorlar. Evet, bu da üzücü evet bir şey oluyor. Sevgi aslında ya. Yani her şeyden önce özel insanlarda sevgi çok önemli. Peki çocuk bakımında falan yani onlarda bir problem yaşadınız mı? Yani yaşadım. Benim oğlum da biraz rahatsızdı. Doğmadan yani doğumdan sonra öğrendik. Bir rahatsızlığı vardı. Damanda problem vardı. O da çok büyük bir rahatsızlık değil aslında. Beslenmesi çok zordu. Ben 3. haftada öğrendim çünkü. Ben özel hastanede doğumu yaptığım halde öğrendim. Yarık damak mı var çocukta? Evet, yarık. Şu an hala tedavisi devam ediyor. Boğulma tehlikesi vardı. Evet. O zamana kadar hiç anlamadın mısın? Ama ben özel hastanede ve profesör de benim doğumu yaptıran ne çocuk doktoru anladı ne onlar ayrıntı ultrasonda bile görünmedi. Çünkü doğduktan sonra yavaş yavaş açılmış orası. İlk ayrıntı defa yavaş yavaş açılan normalde çocuk evet yarık damak direkt doğar yani mesela. Hani buruna yarık kadar dudak da olur direkt evet doğar. Buruna kadar da olanlar var ama bizimki çok ince olduğu için büyüdükçe açılmış. Rabbimin verdiği bir sınav o da. Ondan ne gelirse başımız gözümüz üstüne. Ama tedavisi çok şükür devam ediyor. Özellikle o beslenme sürecinde ben çok zorluk yaşadım. Çünkü ağzında plak var. Beslenmeden önce çıkartıp temizliyorum böyle inanılmaz derece. Temiz olması gerekiyor. Tekrar takıyorum, kontrol ediyorum. O ameliyat olana kadar o süreç oldu. Yani bir de öyle zorlu bir süreç evet geçirdim. Ben sadece şimdi şunu söylemek istiyorum. Ekranda bizi izleyen bir sürü özel durumu olanlar var. Ve istekleriniz neler? Şu yollarda rampaların çok fazla olması gerekiyor. Tekerlekli sahnede arkadaşlarımız var. Onların daha rahat yaşayabilmesi için özellikle engelli kaldırımları, arabalarının parklarının olduğu yere engelli otoparkları var ve adam geliyor, senin aracın engelli değil, engelli arabası değil.
oraya bırakıyor, keyfi gidiyor. Evet, maalesef ki öyle problemlerimiz onlar var. Yani var. Özel vatandaşlarımıza yer ayırmamız gerekiyor. Bir de onların yerini gasp ediyoruz. Kesinlikle. Özellikle yürüme alanlarını. Evet. Ama şu kısmı dikkatimi çekti. Dedin ya, hani bizi gördükleri zaman böyle öcüymüş gibi bakmalarına evet. sinir oluyoruz. Ya da olurum. Dikkatli bakmalarına sinir oluyoruz. Aslında çocuklarımıza bunu öğretmeliyiz. Engelli diye bir şey yok artık. Çünkü biz herkesi bir olarak görüyoruz. Yavaş yavaş toplumumuz da bunu bence göz ardı etmeye başardı. Farklılık görmüyor. Peki eşine nasıl tanıştınız Sibel? Eşim çok uğraştı ya benimle. Çok peşimden koştu. Niye? Yakıştıramadım kendime. Evlilik ne? Çoluk çocuk. Belki de yapamayacağım diye düşündüm. Nasıl çocuk bakarım? Nasıl temizlik yaparım? Aslında hepsini yapıyorum, yapabiliyorum. Bekarken de evde yapıyorsun aslında. Bana şey dedi, sen hiçbir şey yapmayacaksın. Vitrinde biblo gibi duracaksın. Tabii yalan. Bak beyefendinin ağzına sulak yapıyor. Vitrinde biblo gibi duracaksın. Öyle bir şey yok. O evlendikten sonra geçiyor. Tamam. Hiç o vitrinde biblo gibi durdun mu? Birkaç ay kenarda oturaydın bir gün. Birkaç ay kenarda durdun. Cicim aileleri. Demiştin diye. Ama tamamen külliyen yalan tabii, öyle bir şey. Olmadı. Çok heyecanlı. Aşırı derecede heyecanı var. Onu yansıtıyor. Yansıttığı için yapar mı? Yetiştir mi? Yetiştir ama heyecanlı olarak yapar. Evet, normal şartlarda daha sakin yapabilirim. Ama burada hızlı olmam gerekiyor. Kadir Bey'den yetiştiremeyeceğimi hissediyorum. Ettiğim anlarda destek bekliyorum. Yapabilirim diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Menüyü de merak ediyorum. Cesaretlisin, yarışmaya katıldın. Güzel de menü seçtiğine inanıyorum. Şöyle karşına kameraya sayar mısın Sibel'cim? Bugün benim menümde ciğer sarma var. Brokoli salatası var. Yanında garnitür olarak patates püresi var. Zencefilli havuç çorbası var. Tatlı olarak da ejder tatlısı. Börekte de, böreğimi unuttum. Çıtır börek. Sibel, sen menüyü bayağı bir karışık saydın. Ben unuttum bir şeyi. Şaşırdım menüyü yani şu anda. Hangisi ara sıcak, hangisi ana yemek? Dış ses saysın bize. Zencefilli havuç çorbası, ara sıcak çıtır börek, ana yemek patates püresi eşliğinde ciğer sarma, garnitür olarak zeytinyağlı brokoli, salata cevizli semizotu salatası ve tatlımız ejder tatlısı. Benim menüm güzel. Sevdiğim yemekler, sevdiğim lezzetler. Çok fazla yapılmadığını düşünüyorum. Güzel olacak bence. Sevecekler diye düşünüyorum. Zamanımı çok iyi kullanmam lazım. Hadi bakalım. Ellerine sağlık şimdiden. Menüyü siz tekrardan araştırırsınız hanımlar. Evet. Eksiği, gediği nedir? Ondan sonra iftarda görüşmek dileğiyle. Şimdiden Allah kabul etsin oruçlarımızı. Haydi bakalım. Sibel Hanım nasıl temizlik yapıyormuş? Temizlik yaparken nelere dikkat ediyormuş? Bir de onları görelim. Haydi buyurun. Sibel'in menüsünü çok iddialı bulmadım. Onu çok fazla zorlayacağını zannetmiyorum. Kolay bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.